Şimdi kendimizi tanıtarak şöyle başlayalım. Alır zannediyorum. Sizi tanıyalım. Nasıl başladınız? Bu merak nereden geldi? Ne yaptık? Şu andaki durum ne? Bir özetleme yaparsanız memnun Evet, hocam önce hoş geldiniz. olurum. Hoş bulduk. İlginiz için, buraya kadar zahmet ettiniz, geldiniz, duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Ben aslen Kayseri'yim. Sibenra diye bir uzun yaylalıyım, Hangi köydensiniz? Çerkezim. Tahtaköprü köyünden, uzun Tahtaköprü, yayla, bilirim. evet. Benim bu merakım nereden başladı? Ben ki bir defa köy çocuğuyum. Kendi oyuncaklarımızı kendimizin ürettiğimiz bir dönemde doğdum. Babam marangoz, annem ev hanımı, ev kadını. Tam üretken insanların arasındaydım. Ben çok şanslıyım. Şanslı dünyaya geldim. Şimdi annem de çok üretken bir insandı. Babam da çok üretken bir insandı. Ben marangoz atölyesinde bütün günüm geçerken öbür taraftan da annem yardıma devamlı çağırdığı bir kişiydim. Yedi kardeş arasında. Bütün yük bendeydi. Yedi kardeşin orta direk diyeceğim kendime. Benden büyük üç, benden büyük küçük üç var, üç kişi vardı. Büyüklerimi koşturan biri, küçüklerimi koruyan biri gibi. Fazla yol sorumluluklar da yüklendi. Ama şu anda çok memnunum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğretti bunlar bana. Köylü olmaktan, bir marangoz atölyesinde büyümekten kendimi çok şanslı buluyorum. Çünkü üretkenliği öğrendim, üretmeyi öğrendim. Yapmayı öğrendim. Yapmayı öğrendim. Bir şeyin mutlaka bir çözümün olduğunu, bir çaresinin olduğunu öğrendim. Zaman zaman birlikte çalıştığım arkadaşlarım da soruyorlar. Öyle farklı şeyler oluyor ki o anda öyle bir şartlar imkan vermiyor. Bir şey eksik kalıyor. Onu tamamlamamız gerekiyor ama ben hiç paniğe kapılmıyorum. Arkadaşlar hemen paniğe kapılıyorlar. Buluruz bir çaresini diyorum. Çünkü ben onu biliyorum. Mutlaka bir şey, her şey bir çaresi vardır. Belki o kadar da çok kıymetli değil, önemli de değil. Yani bir çare, bir çözümü var, her işin bir çözümü var. Yeter ki biz ona sevgiyle, inançla yaklaşalım. Çözüm. Bunun yolu başarıyoruz. Bugün bir Kapadokya Sanat Tarihi Müzesi var. Bu Kapadokya Sanat Tarihi Müzesi bu Anadolu kadının bir başarısı olarak görüyorum. Bana çok destek veren çok değerli hocalarımız oldu. Bu müzeyi açacağım diye paylaştığım dostlarım, hocalarım kesinlikle böyle bir şey yapmanız gerekiyor. Görsel çok önemli. Belki bu sonra bazı kişiler alınabilecekler ama biz toplum olarak çok okumadığımızı söylediler hocalarımız. Görmek çok önemli, görsellik çok önemli, hafızada çok büyük bir kalıcılık olduğunu söylediler. Ve onların söyledikleriyle ben bir cesaretle girdim bu işin içine. Dünyaya, Türkiye'ye, Kapadokya'ya bir müze kazandırdım. Onlar çok mutluyum. Bu müze şu anda özel mi? Kültür Bakanlığı tarafından Özel kabul Kültür edilmiş Bakanlığı tescilli bir müze, tescilli. evet, Evet. özel bir müze, Kültür Bakanlığı'nın tescillediği bir müze. Çünkü burada çok önemli şeyler de var. Kendi çalışmalarımın dışında Ergenekon'dan günümüze kadar 2000'e yakın benim çalışmalarım var. Gördüm Çok önemli onları, yerlerde fotoğraflarını. sergiler açtım. Türk Dünyası Kurultayı 200 bilim adamı katıldığında beni davet ettiler. Benim sergimle başladı bu açılışlar, kurultaylar. Çok güzel sempozyumlara davet edildim. Değerli hocalarla tanışma imkanım oldum. Bu vesileyle işte OECD toplantısının işte 26 ülkeden gelen çok farklı şeyle çok güzel bir toplantıydı. Beni oraya davet ettiler. Ben ülkemin topraklarında yaşanmış birçok şeyi onlara bir hafta içerisinde tanıtma imkanı buldum. Aslında çok şey daha yapılabilir. Sadece şöyle bir şeye üzülüyorum. Keşke benim maddi kaygım olmasaydı da müzeyi ayakta tutma kaygım olmasaydı da bütün günümü ben üreterek geçirseydim. Şuna inanıyorum, dünyada eşi benzeri olmayan bir müzeye sahip olurdu bu ülke. Ama oraya doğru da gidiyorsunuz. Yani gidilebilir destek alırsanız zannediyorum olur. Maalesef destek alamıyoruz. Bunu yani bu arada biz birkaç proje yaptık. Çok farklı projeler yaptık.
projelerimiz kabul edildi. Edildiği halde çok ilginç cevaplar geldi. İşte birçok yerlere ödenekler yapılıyor ve bize sıra geldiğinde size ödenek kalmadı. Bitti. Evet, ödenek bitti. Diğer taraftakilerle tabii mutlaka onlar da güzel şeyler yapıyorlardı ama bu topluma ait bir şey, dünyaya ait bir şey. Ben kişiselleştirilmeden buna daha çok önemsenmesini isterdim. Geçen Mayıs ayında çok güzel bir mektup aldım. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Kendilerini hiç hatırlamadığım bir İngiltere'de gelen müze ziyaretçilerimiz bölgemizin müze müdürüne çok güzel bir mektup yazıyorlar. Bize de değil, bölge müdürümüze. Sayın Murat Gülyaz Bey'e bir mektup yazıyorlar. Bizim müzemizden bahsediyorlar. Türkiye için, Kapadokya için bir mücevher diye. Çok mutlu etti beni bu. Yabancılar biliyorlar tabii evet. İşin değerini. Ve müzemizi gezip sonra ülkelerine döndüklerinde o kadar güzel duyarlı davranıp o kadar güzel bebekler gönderiyorlar ki bizim de bir parçamız olsun müzemizde. Çünkü burada 2000'e yakın bizim ziyaretçimiz bahsediyor. Bu 2000 kişiye kendi kültürlerini de bizim müzemizin bir köşesine kendi kültürlerini koyduğumuzda o gelen kişiler de mutlaka kendi kültürlerini tanıtıyorlar. Mesela hangi ülkelerden neler var? Almanya'dan başlayalım. İngiltere, Fransa, Tayland, Malezya, İsveç, Norveç, Rusya, Belarus, şu anda aklımda kalanlar, Makedonya'dan da var, Belçika'dan var, Hollanda'dan var. Yani dünyanın hemen yani dünyanın şöyle söyleyeyim, bizim 56 ülkeden var şu anda. Oo. Evet, biz bunların hepsini tutuyoruz. Envanter defterimiz var. Gönderilerle birlikte bunu şeye geçiyoruz. Biz notunu alıyoruz, envantere geçiyoruz. Biz şunu isterdik. Bir odamızda tamamıyla böyle farklı ülkelerden gelen bebekler, çünkü bunlarda gönderdikleri tamamıyla kendi ülkesinin kültürünü taşıyan evet. Bebekler gönderiliyor bize. Bu kültürler gelirken aynı bir oda olsun ki belki kendi ülkesinden gelen insanlar onu gördüğü zaman gerçekten çok mutlu tabii, oluyorlar. Tabii. Burada bir Küba'lı biri var. Ya da Hollandalı kendi bebeğini gördüğü zaman çok duygulanıyor, çok hoşuna gidiyor. Kendinden bir parça görmek çok mutlu ediyor. Yani bize daha çok yaklaşıyorlar insanlar. Peki Sibel Hanım, ben de şimdi bir şimşek çaktı. Ben evet. De hep olur böyle. Evet. Bunu online bütün dünyaya açmayı hiç düşünmediniz mi? Bir ücret karşılığı. Yine ücretinizi alırsınız. Yani buraya gelme imkanı olmayan dünyanın her yerindeki insanlar bunu tıklayıp belirli bir ücret ödeyerek müzeyi online gezebilirler. Bu tabii çok güzel bir şey olur ama bu beni aşar. Bu biraz bilimsel olduğu için çok, bu konuyla ilgili çok da kolay, açıkçası bir bilgim yok. Kolay ama, bir şey. Bir internet şeyine yapımcısına bunu şey yaptığınızda fazla evet, bir masraf da yok. Nasıl olacağını bilmiyorum. Bu olabilir. Çok güzel olur. Güzel ve bir düşünce. Yani bugün biliyorsunuz mezarlıklar bile online ziyaret edilip orada hocalar Kur'an okuyorlar, düğmeye basıyorsunuz internette. Aynı şeyi böyle sıradan burada nasıl gezdiriyorsanız aynı şekilde gezer insanlar. Şu anda internette zaten bizim bir şeyimiz var. Sitemiz var. Müzenin tamamı değilse de bir kısmını gezebiliyorlar. Ama böyle canlı gezecek. Yani evet, evet. İşte Serkan Bey'in bugün anlattığı gibi hem anlatacak orada işte şu Nasrettin Hoca, şu ozanlarımız Karaca olan filan gibi böyle canlı. Evet. Aynen burada geziyor gibi oldu. Gayet güzel olur. Bakın bu size çağ atlatır ve daha geniş dünyanın milyonlarca, milyarlarca insana hitap etme imkanı bulursunuz. Bunun ve bunun getirisi evet, güzel bir şey. Güzel bir yani teşekkür bu ederim. Benim böyle ufuklar açılır bazen konuşma aralarında. Ne güzel, ne güzel. Doğar böyle şimşekler çakar. Bunu yapın. Bizim zor iş değil. Gerçekten bizim çok şeye ihtiyacımız var. Bunların yanında maddi desteklerinin yanında manevi desteklere de ihtiyacımız var. Şu anda sizin bizimle paylaştığımız bu düşünce de çok güzel bir destek yani. Şimdi bizim için. Mutlaka bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Hemen durun. Evet. Hiç zaman kaybetmeden çünkü kışın açamıyorsunuz, dünyanın her yerinden insanlar buraya gelme imkanı yok. Buraya geliyor, aşağıdan buraya gelmede zorluk çekiyor biliyorsunuz onu konuştuk. Bugün bakın bir otelde kalıyor. Ülgüp'te bir otelde kalan iki Amerikalı
Otelde çalışanların haberi yok. Adres